Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün acaba telefonumda hangi oyunlar var ve neden şapka takıyorum adlı videoya hoş geldiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Ha, videoya geçtik mi? O zaman hemen telefonumuzu alalım. Açalım hemen kilidimizi. Oh yeah. Evet arkadaşlar, öncelikle telefonu ne kadar güzel kullanmışım bakın. Bazısı tabi parmak izleri olmuş olabilir ama bu oyun oynatmayacağı manasına gelmiyor. Hemen şu oyunları şuraya hazırladım ben size. Şuradan hadi bir Clash Royale'e girelim. Dur. Buradan oynanan üçünü birden görüyorsunuz. Eğer ki kamera net diyebilirse. Umuyorum ki net diyecek. Heh, çok iyi. Şu an oynadığım 3 oyun bu kadar. Evet, videoyu burada bitirebiliriz. Ama tabii ki de bunlara böyle ufak ufak bir bakış atacağım. Önce Clash Royale'e girelim. Her zaman bizim asla vazgeçmeyeceğimiz oyunumuz. Şöyle birazcık tozlama var ama yine de gayet güzel. Şimdi şuradan şöyle bir açı yeter olacaktır. Evet, domuz binicileri nehrin üzerinden atlayabilir, biliyoruz. I know, you know, everybody knows. Şimdi arkadaşlar, tabii ki telefon çok da hızlı açamıyor bazen böyle. Özellikle tam da videoya girdiğim zaman, benim tam ihtiyacım olduğu zamanlarda oyuna maalesef çok geç, bu kadar da geç girmez ama ne oldu buna ya? O zaman önce bir RAM'i temizleyelim. Mobil veriyi de açtıktan sonra Clash Royale'i açabiliriz. Evet, Clash Royale'de bizi bekleyen bazı sandıklar var. Tabii ki de maç atmayacağım. Bu sandıkları hemen açıp diğer oyunlara geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen şu 12 tane 12 saatlik sandığımıza sandık anahtarı vererek bir açalım. Ne verecek? 9000 altın, müthiş. Ha, başka bir şey yok, doğru ya. Bu sadece altın, sadece altın veriyordu. Şimdi şuradan bunu da hadi buna da verelim. Bunun neyi eksik? Çok sesi biraz fazla açmışım gibi. Şöyle bir tık kısalım. 3600 altında buradan geldi. Hemen şuradaki touch sandığımızı da açalım. Öfke geldi. Uçan makine geldi. Bu kartların bir tanesini de kullanmadım şimdiye kadar. Evet, bir sonraki oyunumuza geçebiliriz bence. Sıra geldi bir diğer oyuna. World of Tanks. Evet arkadaşlar, oyuna hemen şöyle gireyim. Oyun hakkında sadece size bilgi vereceğim. Oynamayacağım çünkü uzun süren bir maç var çünkü. Oyun arkadaşlar, benim önce ilk başta bilgisayarda oynadım. Bilgisayar versiyonu oynadım. Bu neden netlemedi? Ondan sonrasında da bu son zamanlarda da mobil versiyonuyla oynadığım oyun bu oyun. Evet, merhaba Cem Midilli, hoş geldin diyor bize. Şimdi arkadaşlar, oyunu tabii ki de dediğim gibi maçına girmeyeceğim. Oyun hakkında bilgilerimi söyleyeceğim size. Belki de oynamak istersiniz diye. Oyun mobil versiyonunda 7'ye 7 idi galiba. 5'e 5 miydi? Unuttum valla. Bayağıdır girmedim maça. En son 10 saat önce girmiştim. Kapıştığınız bir savaş oyunu arkadaşlar. Aynı zamanda tank simülasyon savaş oyunu diyebilirsiniz. Çünkü çok fazla detaylı. Bilgisayar versiyonu bundan çok daha detaylı. Mobil versiyonu da bir o kadar detaylı tabii ki de. Evet, burada bazı tanklarım var. En favori tankım bu sıralar bu. Zaten premium bir tank, yani pay to win bir tank. Para vererek alıyorsunuz ya da şuradaki altınlarınızı biriktirerek alıyorsunuz arkadaşlar. Bu sıralar oynadığım Clash Royale'den başka oyunlardan en çoğu bu. Yani çok fazla vakit geçiyorum bu oyunda. Dediğim gibi bakın, tanklar var. Tankları size göstereyim. Burada bir sürü gördüğünüz gibi ülkeler var, bayraklar var. İşte Amerika, Almanya, Sovyetler Birliği, İngiltere, Japonya vesaire vesaire, Çin vesaire vesaire gidiyor, Fransa falan. Burada bir sürü tanklar var. Mesela Amerikan tanklarına bakıyorsunuz. Ağır tanklar, hafif tanklar, işte tank avcıları mesela. Bir tane tank avcısı göstereyim size. Şu mesela bir tank avcısı bende de var. Hazır varken de göstereyim. Bunun gösterme butonu nerede acaba? Şuradaymış, hemen aşağıda. Hop. Hop. Evet, tamam. Mesela bu bir tank destroyer, yani tank avcısı arkadaşlar. Bu zırhı çok sağlamdır. Çok sağlam da vurur aynı zamanda. Bu tarz böyle farklı özelliklere sahip farklı sınıflarda tanklar bulunuyor. Bu oyunu zaten biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler varsa diye göstereyim dedim. En azından mobil versiyonu bilmeyenler varsa diye göstereyim dedim. Ya da mobil versiyonu daha önce görmemiş olanlar varsa diye göstermek istedim. Çünkü onu şöyle anlatayım. Oyunu uzun zamanlar boyunca bilgisayar versiyonuyla oynadım. Yani World of Tanks versiyonunu oynadım. Mobilde olduğunu biliyordum. World of Tanks Blitz olarak mobil versiyonu olduğunu biliyordum. Fakat bir türlü
Elim gitmedi arkadaşlar. Çünkü dedim ki ya telefondan tank savaşı ne kadar yapılabilir ki dedim. Hem bilgisayardaki kadar zevk vermez dedim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz hemen hemen neredeyse aynı zevki yaşıyorsunuz. Hele ki kontrollere alıştıktan sonra. İnanın artık bilgisayarda oynamıyorum. O yüzden son zamanlarda telefonda oynuyorum bu oyunu. Bilgisayarda şimdiye kadar 7-8 senedir falan oynamıştım. Telefonda ise daha yeni geçtim. Sanırsam 3-4 ay falan olmuştur. Öyle haberiniz olsun. Şimdi sıra diğer oyunda. Hemen geçelim. Evet, diğer oyunumuz Asphalt 8. Asphalt serisini. Yaklaşık kaç sene olmuştur ya? Valla arkadaşlar ben lisedeyken galiba bu oyunu. Lise 1'deyken ilk telefonumu almıştım sanırım. Lise 1'den beri Asphalt serisini oynuyorum. İlk oyunundan beri telefonumda. İlk telefonum Nokia 6085'ti. Görselini bulursam yollarım size. Ne zamandan beri mobil oynuyorum diye sorarsanız da çok çok eskiden beri, ilkokuldan beri oynuyorum ki yaşım 29, oradan hesap edin. Yani bir 16 senedir, 17 senedir falan. Şimdi değil. Dur. Göremiyorum parmağımı. 16-17 senedir mobil oyunlara oynuyorum ve aşinayım arkadaşlar. Burada bir tane bir şey yapabiliriz ya, yarış atabiliriz. Hem de şeyi görmüş olursunuz. Kariyere gidelim, devam edelim kariyerimize. Burada ben biraz oynamıştım sezondan. Yani biraz dedi, bayağı oynamışım. Şurada hemen Mini Cooper'ımızda bir maça girelim bakalım. Nasılmış bir görelim. Evet, oyunumuz başladı arkadaşlar. Benim arabam maalesef 700 puanında. Fakat diğer araçlar 1000 puandan fazla. Birazcık ses verebiliriz. Umarım şöyle açalım sesini. Umarım yenilmeyiz. Evet, dur. Ekrana bakmam lazım. Kameradan çünkü hayatta oynayamam. Şu an kamerayı alalım. Heh, tamam. Şöyle birazcık oynayalım. Evet, soldan gittiler. Ben de onları takip ediyorum. Bakalım neler neler bekleyecek. Böyle oynamak ne kadar zormuş. Hiç böyle düşünmemiştim. Bir saniye tuşa basamıyormuşum. Hayır. Yani bir de bu aralar oynadığım oyunlardan bir tanesi de bu. Birazcık daha böyle kafa dağıtmalık aslında Asphalt serisi. Hop, şöyle bir soldan dönelim. Dur, kameradan uzaklaşmışız birazcık. Şöyle basalım gaza. Dediğim gibi Asphalt serisini 15-16 senedir oynuyorum. Gameloft yapımcısını da o kadar zamandır takip ediyorum. Birçok oyunu oynadım. Yani mesela aksiyon oyunu vardı bir tane, Die Hard diye, Zor Ölüm. Onun aynı zamanda bir film serisi de var. Onun mobil versiyonu çok hoşuma giderdi. Ortaokuldayken, lisedeyken çok fazla oynardım. Nokia 6085'imde. Kapaklı Nokia'nın çok güzel bir telefonuydu. En çok oyunu onda oynamışımdır. Yani mobil tarafta. Sesini biraz fazla açmış olabilirim ama neyse, zaten maçın sonuna kadar oynamayacağım, yarış sonuna kadar. Buralarda bitiririz arkadaşlar. Amacım size oynadığım oyunları göstermekti. Asfaltı da şöyle bir göz zevki olsun diye açtım açıkçası. Çünkü böyle bir araç hareketler ediyor falan. Şu an saçma sabitlik oynadığıma bakmayın. Kameradan bakarak oynamaya çalışıyorum. Ama yine de birinciyim yani. Dur. Hadi bir finish ver bize be. Yok abi, bu finish verene kadar. Ayar. Bayağı bir zaman geçer. Şöyle yakından nasıl gözüküyor ya? Çok demişti, fark etmiyormuş. Neyse, bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve de hoşça kalın. Ha, bu arada durun. Bir şey daha söyleyecektim. Dediğim gibi 15-16 senedir mobil oyunlar oynuyorum. Oynadığım oyunlar 3000, 4000, 5000, 8000 tane falandır. Bu arada biz birinci mi olduk? Neler oldu orada? Bir şeyler oldu. Bayağı bir fazladır yani. O yüzden eğer ki merak ederseniz hangi oyunlar en sevdiğim mobil oyunlar diye, onun videosunu da çekerim arkadaşlar. Yorumlarda belirtmekten çekinmeyin düşüncenizi. Ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Haydi görüşürüz.